Şimdi sırada sektörde yaşanan en güncel gelişmelerden derlediğimiz kısa haber turumuz var. Dış hatlarda uygulanan sıvı kısıtlaması iç hat uçuşlarında da başlıyor. Sıvı kısıtlaması ilk olarak 1 Mart'ta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda başlayacak. Ardından 1 Nisan 2012'den itibaren de tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak. Yolcular uçak içinde sadece yaklaşık 20x20 cm boyutlarında 1 litrelik ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içinde her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek üzere sıvı, jel ve sprey ürünlerini bulundurabilecek. Türk Hava Kurumu kuruluşunun 87. yılını kutluyor. Genel Başkan Osman Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Bakan Yıldırım, Türkiye'de yerli uçak üretmek için çalışmaların hızlandığını söylerken, Osman Yıldırım, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde kurulan uçak fabrikasıyla %90 yerli uçak üretileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Boeing'in Seattle tesislerini ziyaret etti. Boeing çalışanlarına bir konuşma yapan Obama, Boeing'in en önemli projesi haline gelen 787 Dreamliner'ın Amerika'nın geleceği olduğuna işaret etti. 787'yi teslim alacak olan ilk ABD'li havayolu United'ın renklerine boyanan uçak da ziyaret sırasında basına tanıtıldı. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines, 2 Temmuz'dan itibaren İstanbul-New York arasında direkt uçuşlara başlıyor. Havayolu, New York'taki merkezi New York Liberty Uluslararası Havalimanı'na her gün düzenleyeceği uçuşları Boeing 767-300 uçaklarıyla gerçekleştirecek. İstanbul, United'ın New York-Newark'tan uçuş gerçekleştirdiği 76. uluslararası destinasyon. Aynı zamanda Atlantik ötesinde uçtuğu 37. şehir olacak. Genel Koordinatörümüz Güntay Şimşek bu hafta Türk Hava Yolları Singapur Müdürü Cengiz İnce Osman'ı konuk ediyor. THY Uzak Doğu'da yolcu artışını nasıl sağladı, gelecek için neler hedefliyor? 2 yıldır bölgede görev yapan Cengiz İnce Osman anlatıyor. Merhaba, dünyanın en güzel havalimanlarından her yıl en az bir ödül alan havalimanında Singapur Changi'deyiz. Yanımda Singapur Türk Hava Yolları Müdürü Cengiz Bey var. Cengiz Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Türk Hava Yolları'nın bu pazardaki yeri nedir? Ben çünkü 10 yıl öncesini biliyorum. 10 yıldan bu yana değişen nedir? Kısmen de takip ettim. Evet. THY burada kime hitap ediyor? Taşıdığı yolcunun ne kadarı transit? Ne yapmak istiyorsunuz? Öncelikle biz geçen yıl 25. yılımızı kutladık Singapur'daki. 1986 yılında başlamıştık uçuşlarımıza. Yolcumuzun %85'ten fazlası transit, Avrupa noktalarından gelen ve oraya geçen yolcular. Singapur çıkışında iş adamlarını, grupları, Türkiye veya Avrupa'ya giden, örneğin İtalya'ya giden, İspanya'ya giden, Tel Aviv'e giden, İstanbul'da da farklı farklı iş için gidenler var, gruplar var. Yolcularımız bulunmakta. Peki bir de tersine düşünelim. İstanbul'dan Singapur'a getirdiğiniz yolcunun ne kadarı transit? Onun da büyük bir bölümü transit. Özellikle Avustralya pazarı çok önemli bir nokta. Avustralya'da yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu Singapur'a gelip buradan ya Singapur Havayolları ya Qantas ya da diğer havayollarını tercih ederekten Avustralya'nın çeşitli şehirlerine uçmakta. Şimdi tabii Singapur uçuşları direkt uçuş olmakla beraber bir de devamı olan bir uçuş. Zaten. Devamından ne bekliyorsunuz? Bu böyle devam edecek mi yoksa bir süre sonra kendi başına uçmaya başlayacak mı, hale gelecek mi? Geçen yıl biz daily uçmaya başladık, her gün uçmaya başladık Jakarta ile beraber. Bu sene ona devam ediyoruz yaz sezonunda da. Kapasitemizi arttırdık. Bu seneki 330-300'lerle 28 business class zaten çok iyi. Hem kalite olarak hem de sayı olaraktan. Bu arada onu da söyleyeyim, business class doluluk oranımız çok iyi, %75'lerin üzerinde. Geçen yıl %80'lerin üzerinde bir doluluğumuz vardı genelinde. Jakarta ile beraber Singapur birbirini bütünleyen iki pazar olarak görebiliriz. Singapur'un
transitleri de olmakla beraber Jakarta'nın son dakika satışlarının olması bizi cidden çok destekliyor. Esasında ayrılabilir, sorun değil her iki hattı içinde ama böyle kalması optimum gibi gözükebilir. Çok karlılığımızı veya operasyonumuzu çok daha iyi gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Singapur'u da iyi gözlemliyor olmalısınız. Burada yeni yatırımlar, işte 1-2 derken 3. terminal var. Evet. Terminal içi zaten insanlar için farklı bir yaşam alanı. Bazıları sırf terminal için rotayı değiştiriyor. Evet. Biraz bu yeniliklerden bahsedin. Bu yolcu etkisi ne, size etkisi ne? Şimdi özellikle Avustralya noktası ve buradan Malezya'daki adalara, Tayland'a veya Endonezya'daki Bali örneğin Denpasar'a giden yolcularımız buradan stop yapıp devam ediyorlar veya dönüşte burada kalıyorlar. Buranın bir özelliği esasında Singapur 5 milyonluk bir ülke nüfusu yabancılarla beraber. Geçen yıl rekor kırdılar. 2011 yılında 46.2 milyon yolcu buradan geldi geçti. Bu büyük bir rakam. Bu kadar ufak bir nokta için uzaktan önemli bir hub'ı burası. Terminalin bulunduğumuz terminal en son terminali. Örneğin internetin bedava olması, her yerde internet desteğinin olması, yüzme havuzundan tutun, son çıkan filmler, spor alanları, çocukların oynayabileceği alanlar, dinlenme alanları bunların hepsi herhangi bir ücret almadan buradaki yolculara veriliyor. Çok çok iyi bir imkan. Singapur bu bakımdan bir bakıma sizin de söylediğiniz gibi ilk başta dünyanın en iyi havalimanlarından birisi. Yani bize iyi örnek oluyor. Tabii transit geçen yolcular, Türk yolcuların Avrupa'dan çıkışlarda özellikle Singapur'da kalmayı tercih ediyorlar. Bizim de yolcu sayımızı arttırmakta önemli bir pay var. Şimdi biz Singapur Airshow'a geldiğimizde evet. Karşımızda bir de Changi Havalimanı'nı tanıtan yetkililer çıktı ve bizi mini bir kelebek bahçesine götürdüler. Aynısının İşte bir mini örneğini oraya taşımışlar ama aynısı şeyde terminal 3'te yer alıyormuş. Şu an üzerinde bulunduğumuz evet. Köprünün altında da balıklar geçiyor. Evet. Burayı böyle canlı yaşayan bahçeli hatta evet. Dünyadaki ilk bahçeli havalimanı diye de sunuyorlar. Evet. Siz burayı yani pazarlama tekniği olarak ne derece kullanabiliyorsunuz veya kullanma şansınız havalimanı ile irtibat halinde var mı yok mu? Geçen yıl biz 2011 yılında Singapur'da yılın partneri seçildik. Changi Havalimanı İdaresi tarafından. Geçen yıldan itibaren biz ortak projeler yaptık. Özellikle Avrupa'daki uçmuş olduğumuz nokta sayısından yola çıkaraktan niş pazarlar Doğu Avrupa'da örneğin Kiev'e, Budapeşte'ye, Bükreş'e, Changi Airport'la beraber ortak projeler gerçekleştirdik. Onlar bizimle geliyor. Biz uçuş noktamızı tanıtırken oradaki uçuş seviyesi, uçtuğumuz günlerin sayısı veya uçuş süresi onlar da havalimanını tanıtıyorlar. Changi Airport'la beraber ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kısmet olursa Mart ayında Avustralya'ya gideceğiz. Oradaki vatandaşlarımızla tanışacağız. Geçen yıl bulunmuştuk, bu sene de devam edeceğiz. Aynı şekilde Qantas'ta veya Singapur yollarıyla buraya gelip buradan bizimle Türkiye, İstanbul'a veya domestik noktalarımıza uçmalar için tavsiyelerde bulunacağız, tanıtım yapacağız. Bir dönem Türkiye-Singapur arası uçuşlar denince ciddi anlamda da bir kargo trafiğinden bahsedilirdi. Evet. Zaten Türk yolları da bu pazara girdi diyelim. Durum nedir? Yani girdik, durumumuz nedir? Ne kadar pay aldık? Evet. Hedefiniz nedir? Şimdi kargo piyasası önemli bir nokta. Esasında yani özellikle uzun hatlarda aşağıya her türlü kargoyu koyabiliyorsunuz. Biz buradan daha çok canlı balık taşıyoruz. Canlı balığın önemli özelliği de daha fazla profit getiriyor, daha pahalı bir ürün. Güzel bir pazarımız var. Yine niş pazarlara götürüyoruz. Doğu Avrupa'da belli noktalar var. Bayağı iyi gidiyor. Orada da satışlarımız artarak devam ediyor. Kargo başkanlığımız çeşitli planlamaları var bu bölge için. Çünkü bu bölgede bir tek Singapur değil de baktığınız zaman işte Hong Kong'da zaten oradan kargo seferlerimiz var. Bunun yanında Seoul var. Birkaç planlamamız var. Yakın gelecekte sürprizler olabilir. Bir de Singapur'a dönersek, Singapur merkezi buraya uçan havayolları evet. Olarak düşündüğünüzde THY'nin konumu nedir? Buranın ilk beşinde midir? Neresindedir? Şimdi THY geçen yıldan itibaren Avrupa'nın en iyi havayolu seçince biz birer sayfa reklamlarımızı verdik uzun süre. En son bakanlardan birine tanıştığım zaman bir resepsiyonda Avrupa'nın en iyi havayolu değil mi dedi. Evet dedim, teşekkürler dedim. Kutladı. Herkes biliyor.
bilmemesi gibi bir imkan yok. Çünkü bir sayfa reklamımızı verdik. Tahmin ediyorum artık sağırlar da duymuştur. 25. yılımızı kutladığımızı zaten herkes biliyor. Biz burada kaliteli, uzun yıllardır bulunan, Avrupa'ya seferler yapan, bir tek Türkiye'de, Türkiye'nin ötesinde söylediğim gibi hizmet veren bir havayoluyuz. İmajımız çok çok iyi. Şimdi, güzel gidiyor. Türk Hava Yolları burada hem Singapur hem de Qantas'la kodşehir olan bir havayolu. Qantas'la SPA'miz var. Special Priority Agreement. Şeyle zaten Singapur'la Star Alliance'dan dolayı da başka türlü bir kodşehir var. İstanbul Singapur. Qantas'la devam da mı özel bir anlaşmanız var? Qantas esasında çok geçmişten gelen, bu hattın ilk temeller atından veren bir işbirliği var. O devam ediyor. Hiçbir şekilde bozulmadı. Daha da iyileşiyor. En son anlaşmamızın şartları içeriği daha da güzelleşti. Singapur yollarıyla görüşüyoruz. Farklı çalışmalar devam edecek onlarla. Bunun yanında başka yollarıyla da görüşüyoruz. Brunei'de ilgili bir SPA tamamladık. Brunei Krallığı dünyanın en zengin noktalarından birisi. Oradaki çalışmalarımız var. Oradaki pazara geçeceğiz. Oradan ilginç bir Türkiye ilgi var. Onu daha da yükselteceğiz. Gayet iyi gidiyor. Avustralya büyük bir pazar. Avustralya'dan çeşitli iş adamları olsun, gidenler gelenler. O bizi destekliyor. Singapur hattını çok destekliyor. Gayet de başarılı. Siz şu ana kadar hep Türk Hava Yolları ile uçuştan, transit yolcudan falan bahsettik. Bu bölgeden Türkiye'ye uçuşlar ne alemde? Son nokta olarak turistik amaçlı gelmek, görmek gibi. Ne kadar buradan turist çekebiliyoruz? Buradan Türkiye'ye? Evet. O sayı artıyor. Geçen yıl yanılmıyorsam Singapur Turizm Ofisi'nin söyledi 16 bin üzerinde bir sayı vardı. Bu sene artacak o. Emit Fuarı'nda Changi Port'la beraber stand açtık. Onlar açtı, biz onlara destek olduk. 3 gün, 4 gün beraber orada kaldık. Geçen yıl ilkini yapmıştık. Geçen hafta Adana'daydık. Efendim söyleyeyim, Adana'da bir roadshow yaptık yine. Geçen yıl İzmir, Ankara, İstanbul'da roadshow'larımız oldu. Esasında şöyle söyleyeyim, Türkiye'den buraya bir trafik var, onu arttırıyoruz. Buradan yine bir femtrip yapacağız. İzmir'e bir femtripimiz olacak Singapur çıkışından. Özellikle İzmir bölgesini Mayıs için kullanmak için. İstanbul zaten biliniyor. Yani İstanbul aşmış geçmiş. Herkes İstanbul'a gitmek istiyor. Türkiye'nin farklılıklarını göstermek için İzmir ve Kapadokya'yı koyacağız. Belki Hatay'ı da düşünüyoruz. Hatay da önemli bir nokta. Burada çeşitli, biliyorsunuz söylediğim işte Çinliler, Hintliler, Müslümanlar var. İstanbul her bakımdan bu yolcu profiline imkan veriyor. Büyük bir ihtimalle en az bir, belki iki tane fem tripimiz olacak. Grup sayısı artacak. Yani bu sene özellikle Türkiye olan grupları arttırmaya çalışacağız. Çünkü Avrupa'ya gelen giden bizimle uçanlar var. Onların sayısını daha çok Türkiye'ye yönlendirmeye çalışacağız. Ülkemizin daha fazla turist kazanmasını, daha fazla gelirinin olmasını sağlayacağız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.